Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Önceki gün Türk Deniz Kuvvetleri yeni bir hava aracına sahip oldu. Deniz Kuvvetleri'ne ilk 4 adet AH-1W Super Cobra helikopterleri teslim edildi. Beyaz kask giyen, normalde karada Güneydoğu'da özellikle uçmak üzere özel kamuflaja sahip AH-1W Super Cobra'lar Ankara'daki Güvercinlik Meydanı'ndan kalktı. Dörtlü kol uçuşuyla İzmit'i ve Gölcük'teki Deniz Kuvvetleri üslerini havadan selamladı ve arkasından da İzmit Cengiz Topel Deniz Hava Üssü'ne iniş gerçekleştirdi. Böylelikle halen ana döner kanat, yani helikopter gücünü S-70 Seahawk'ların oluşturduğu Türk Deniz Kuvvetleri'ne yeni bir modelde helikopter katılmış oldu. Aslında AH-1W Super Cobra'ların Türkiye'deki tarihleri hiç de yeni değil. 1990 yılında ilk 5'e envantere giriyor. Bunu ikinci 5'lik paket izliyor ve toplam 10 adet oluyor. Güneydoğu'da bölücü terör örgütü PKK'ya karşı gerçekten kobralar geliyor denildiği zaman PKK'lı teröristler gerçekten kaçacak inanıyor. Ama bir taraftan da sahadaki Mehmetçiğimiz açısından da çok büyük bir moral gücü. Çünkü burnundaki 20 milimetrelik makinalı top, çeşitli mühimmatları gerçekten Kobra o yıllarda yapılan terörle mücadelede gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmıştı. Arkasından sayının arttırılması istenmişti fakat Amerikan Kongresi bu helikopterleri Türkiye'ye vermek istememişti. Bunun yerine NATO ve çeşitli askeri yardım kanalları ile AH-1'lerin ilk modelleri, P ve S modelleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hibe edilmişti. İkisinin farkı nedir diye baktığımız zaman W modeli çift motorlu, daha kuvvetli, taşıma kapasitesi daha yüksek helikopterler. Diğerleri ise 1960'ların sonunda tasarlanmış, üretime geçmiş, tabiri caizse Vietnam gazisi helikopterlerdi. Şimdi bu helikopterler nerede kullanılacak sorusu sık sık soruluyor. Deniz kuvvetlerimiz bu helikopterleri TCG Anadolu gemisinde kullanacak. Geçtiğimiz Kasım ayında bununla ilgili size bir haber hazırlamıştık. Çünkü TCG Anadolu envantere girdiği zaman bir hava aracı koymanız gerekiyor üzerine. Türkiye'nin ilk plandaki burası için planladığı hava aracı F-35'in B modeliydi. Ancak Türkiye projeden çıkartıldıktan sonra bu plan tabii ki rafa kaldırıldı. Zaten TCG Anadolu aslında kamuoyunun hep söylendiği gibi bir uçak gemisi değil. Bir tabur askeri çeşitli zırhlı araçlarıyla birlikte ve amfibik araçlarla birlikte bir yere götürecek, onun intikalini sağlayacak, gerektiği zaman doğal afetlerde veya başka durumlarda yüzer hastane, yardım götürecek gibi farklı görevleri var. Tabii ki bu bir tabur görev gücünün giderken bir hava desteği verilmesi gerekiyor. Bu açıdan da emektar AH-1W Super Cobra'lar Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir kullanım aracı haline gelecek. Malum Türkiye'de kara havacılığın ana taarruz helikopteri TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen T-129 Atak helikopterleri olmuştu. 60'tan fazla Atak helikopteri, Atak 1 diyelim artık buna çünkü Atak 2 geliyor arkasından. Halen Türk Kara Kuvvetleri, Kara Havacılık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Peki şöyle bir soru hemen aklınıza gelebilir. Türk Deniz Kuvvetleri neden T-129 Atak kullanmıyor? Bunun şöyle bir nedeni var. Öncelikle denizde kullanacağınız helikopterin, hava aracının belirli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunu tabiri caizse marinize edilmesi, yani deniz şartlarına uygun hale getirilmesi lazım. Nasıl yapılıyor bu marinizasyon özelliği? Örnek gövdenin korozyona daha dayanıklı hale getirilmesi çok önemli. Nedir korozyon? Denizdeki tabii deniz suyu tuz oranı çok yüksek. Bu vurduğu zaman, gövdeye geldiği zaman, şimdi düşünün bu hava aracı güvertede. Güvertiyor, iniyor, kalkıyor. Ana rotorunun, kuyruk rotorunun oluşturduğu bir hava akımı var. Su zerrecikleri geliyor sürekli. Siz bunu görevden sonra yıkasanız bile bu tuz gövdede çeşitli korozyona, yani işte çeşitli kılcal çatlakların oluşmasına, gövdede hasarların oluşmasına
kaporta diyelim biz buna. Böyle bir hani sigorta eksperlerinden çok lafını yapıyoruz. Tabiri caizse gain'i yapıyoruz. Hemen gövdede sıkıntılara neden oluyor. Tabi bu araba gibi havadayken dur sağa döneyim ineyim de ne oluyor bir bakayım olmuyor. Havada çeşitli gövde hasarlarına, parçalanmalarına neden olacağı için de havacılık için korozyon çok önemli. Bu nedenle deniz üzerinde görev yapacak gemilere inip kalkacak helikopterlerde bu tür manizasyon, daha yüksek dayanıklılık nedir? Gövde buna göre tasarlanıyor. Daha özel boyalar kullanılıyor. Bakım aralıkları gövde açısından hasarların kontrolleri daha sık yapılıyor. Bu çok önemli. Bu gövdesel. Bir de motorlarla ilgili bazı yeni değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin çok alçaktan uçarken tuzlu suyun etkilerine rağmen motorun yüksek verimlilikte çalışması gerekiyor. Bu açıdan da manize edilmiş motorlar çok önemli. Peki niye bunlar AH1W Super Cobra'da var? Çünkü AH1W veya daha doğrusu AH1 serisi Amerikan deniz piyadelerinin istekleri üzerine, talebi üzerine geliştirilmiş özel bir helikopter. Bu helikopterde de normal marine standartları manize edilmiş, yani deniz standartlarına uçabilecek şekilde tamamlanmış durumda. Tekrar başa gelirsek, niye geldi bu helikopterler? Elimizdeki bu ihtiyacı kapamak üzere Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Kara Kuvvetleri tarafından işte yedek parçaları, eğitim sistemleri, mühimmatlarıyla geçiş sağlandı. Bu niye T-129'a yapılmadı? Çünkü T-129 kara merkezli operasyon yapabilecek bir helikopter. Bu yapılabilir mi? Tabii ki otursunuz, mühendisliğiniz açısından gerekli çalışmaları yaparsınız, gerekli modifikasyonları yaparsınız, bunların hesapları, kitapları yapar ama bu bir mali bir yüktür ve de bunun işlemleri ağır sürebilir veya yüklediğiniz bir sürü sistemle T-129'u uygun silah taşıyacak işte çeşitli elektronik sistemler, şunlar bunlarla ağırlaşmış olabilir. Bundan dolayı da bu tercih edilmemiş olabilir. Bu tamamen bir hesap kitap işi, her mühendislik işinde olduğu gibi. Peki Türk Deniz Kuvvetleri ilerleyen dönemde T-129 yerine örneğin şu an halen imalat çalışmaları yapılan T-929 yani Atak 2 kullanılabilir mi? Atak 1 ile Atak 2'yi karşılaştırdığımız zaman Atak 2'nin tüm hakları bizde olacak. Hatta dünkü bir önceki günkü videomuzda yaptığımız gibi Ukrayna'dan motorlar alınıyor. Daha Ukrayna'da hani Doğu bloğu menşeli motorlar olacak bunlar. Bunlarla ilgili tabii ki yapılabilir ama önemli olan bu planlamanın yapılması, bu mühendisliğin uygulanması. Her uyguladığınız bir mühendislik de sonuçta maliyetlerin artmasına ve tabii ki bunların uçuş testleriyle birlikte sürecin biraz daha zaman gerektiren önemli konular. Peki neden olmasın? Yapılabilir mi? Tabii ki deniz kuvvetlerinden gerekli talep gelirse ben bunların TUSAŞ'ın yapılacağını düşünüyorum. Şimdi AH1W'lardan 4 adet teslim edildi. Geçit töreni yaptılar. Hatta dediğim gibi Güneydoğu'da uçmak için özel 3 renk kamuflaja sahip bu hava araçları. Belki griye boyanır. Deniz Kuvvetleri pilotları beyaz kask takıyorlar. Hemen tanıdık onların o kasklarından Deniz Kuvvetleri'nin. Ve bunun arkasından da bu sayı halen Kara Kuvvetleri'nin envanterinde 10 adet var. Yani kalan 6 helikopter de muhtemel kısa sürede Deniz Kuvvetleri'ne verilecek ve buradan uçuş gerçekleştirilecek. TCG Anadolu'nun bir başka hava aracı da Baykar'ın TB2'den geliştirdiği TB3 hava aracı olacak. TB3 ile ilgili olarak önemli olan bu kısacık güverteden kalkış ve iniş gerçekleştirmek, bu işin en kritik kısmı ve bununla da ilgili, motorla da ilgili muhtemel TE imalatı PD-170 serisini kullanacak. PD-170 mevcut Rotax 912'lere göre daha kuvvetli motor, daha ağır bir motor ve hava aracının kısa sürede kalkışını, inişini emniyetle operasyon yapmasını sağlayacak. Böylelikle TCG Anadolu bir tarafta AH1W Kobralar, Süper Kobralar yanında da TB3'lerle farklı bir konsepte sahip olacak. TB3'ler yakın hava desteği gibi aynı zamanda keşif görevlerinde, Kobralar da ateş desteği görevinde kullanılacak. Dediğim gibi Kobralardan sonraki hedef de bunların ne kadar kaç yıl uçacağını açıkçası yapılacak bakımlar, modernizasyonlar gösterecek. Sonrasında da T-929 atağa doğru geçiş olacak. Benim beklentim TCG Anadolu üzerinde bir de
genel maksat amaçlı helikopterlerin alınması olabilir. Bu helikopterler için farklı farklı yollar izlenebilir. İşte bunlardan biri, bunları tabii bu söylediğim bütün sözler tamamen ambargo dışı, gelişme dışı. Çünkü çok çok farklı ilginç gelişmeler var. Muhtemel TUSAŞ, T-929 ataklar için bu Ukrayna yapısı Motor Zik'in TV3 motorlarını düşünürken muhtemel Rusya ile yaşayacağı bir problemi kimsenin aklına gelmezdi. Bunlar da tabii konseptleri, durumları, gelişmeleri çok çok hızlı, farklı bir boyuta taşıyabiliyor. Bu dediğim gibi deniz kuvvetlerinin kullanacağı döner kanatlar arasında Sikorsky'nin geliştireceği CH-53K modeli olabilir. Veya Titrotol isteniyorsa MV-22 Osprey olabilir. Avrupa'ya doğru döndüğümüz zaman NH-90 var, EH-101 var veya AH-101 var. Bunlar farklı farklı konseptler veya bunların dışında da işte Çin'in, Rusya'nın da geliştirdiği farklı farklı hava araçları var ama muhtemel bu seçilecek hava aracı önümüzdeki günlerde, malum bu Rusya'nın Ukrayna adımları, tekrar böyle bir dünyada farklı farklı kutuplar gelişmelerini dikkate alacak gibi. Belki de biliyorsunuz nasıl Atağan T-129'un transmisyon ve motoruyla TUSAŞ T-625 Gökbey helikopterini geliştirdiyse T-929 10 ton sınıfına bir genel maksat helikopteri üzerinde aynı transmisyon ve motorlarla farklı bir gövde daha geliştiriliyor. Belki TUSAŞ bunları marinize eder, denizde uçacak şekilde bir konfigürasyona dönüştürür ve bunlar da TCG Anadolu üzerinde görev yapabilir. Evet, son günlerin popüler konusu bu AH-1'lerin kara kuvvetlerinden deniz kuvvetlerine verilmiş olmasıydı. Zaten deniz kuvvetlerinde çok tecrübeli helikopter pilotlarımız var. Ben kısa sürede geçişlerinin yapıldığını düşünüyorum. Sonuçta Türk Kara Kuvvetleri'nin de inanılmaz bir Kobra ve Süper Kobra tecrübesi var. Değerli öğretmenleri, bakım ekipleri var. Deniz Kuvvetleri bu geçişi hızlı bir şekilde yaparak bu helikopterleri bu kalan son dönemlerinde de epey yoğun olarak kullanacağını açıkçası düşünüyorum. En son havacılık, savunma konusundaki gelişmeler, haberler tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Sorularınızı, işbirliği taleplerinizi info@tolgozbek.com adresine yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.